Milattan önce 3. yüzyılın başında Kartaca dünyanın süper gücüydü. Roma'nın henüz esamesi bile okunmuyordu. Büyük İskender milattan önce 323'te ölmeden hemen önce yaşamının en büyük hayali olan Kartaca'yı fetih konusunda planlar yapıyordu. Roma'nın İskender'in umrunda ya da farkındalığında olduğuna ilişkin bir gösterge ise yoktur. Romalılar yüzyıllarca İtalya yarımadasını orta ve kuzeyinde Latium olarak adlandırılan coğrafyalarındaki şehir devletlerinde yaşadılar. Deniz aşırı hiçbir aktiviteleri yoktu. Nitekim Akdeniz'in güneyindeki Kartaca ile ilk savaşlarına tek bir gemileri bile olmadan gireceklerdi. Romalıların İtalya yarımadasının en güney ucunda ilk indikleri zamandı bu. Çizmenin güneyindeki Yunan kolonileri bölgeyi Helen dünyasının parçası olarak görüyorlardı. Buralarda sivil yani Helenleşmiş insanlar yaşıyordu onlara göre. İtalyan Yunanlıları Romalıları barbar olarak adlandırıyorlardı. Çünkü Romalıların dilini anlamıyorlar ve Latince'nin iptidai hali olan bu dil Yunanlıların kulağına barbar sesli gürültü gibi geliyordu. İtalyan Yunanlılar barbarları yani Romalıları yarımadanın güneylerinden uzak tutmak gerektiğine inandılar. Adriyatik denizinin karşısında bugünkü Arnavutluk Makedonya hattında kurulu Yunan hükümdarlığı Epir'in şan şeref düşkünü kralı Pirus'tan yardım istediler. Yarımadanın lideri olmaya çok hevesli olan Pirus bu daveti büyük hevesle kabul etti ve birçok fil ve 25 bin askerden oluşan ordusuyla İtalya'nın güney ucuna geldi. Böylece Pirus'un ordusuyla Romalılar arasında M.Ö. 280-275 yıllar arasında 5 yıl sürecek olan Pirus savaşları başladı. Pirus gözü karalığı ve savaş yeteneğiyle Romalıları önce Helekna'ya savaşında yendi. Zafere rağmen kendisi de oldukça fazla askerini kaybetti. Ancak hesapta olmayan bir şey oldu. Romalılar yenilmelerine rağmen çok inatçı ve dirençli çıktı. Üstelik yarımadanın güneyindeki İtalikler de Pirus'un hesapladığı gibi ona değil Romalılara katıldılar. Dahası Romalılar da Pirus'un sahip olmadığı kadar insan kaynağı vardı. Kayıplarını anında telafi edebiliyorlardı. Küçük çaplı çatışmalardan sonra iki ordu arasındaki ikinci büyük savaş Asculum'da meydana geldi. Pirus'un ordusunda o zamanın en etkili askeri gücü olan filler vardı. Romalılar ise daha çok kalabalık bir gerilla ordusu gibiydi. Romalılar Pirus'un asıl gücü görünen unsurları yani filleri hedef aldılar. Attıkları kızgın oklar ve uzun mızraklarıyla filleri kızdırıp panikletmeyi başardılar. Dev cüsseli hayvanlar etraflarındaki herkesi ezmeye başlayınca Pirus da büyük kayıp verdi. Zor bela da olsa Romalılar püskürtmeyi başardı ve meydandaki zaferi kazandı. Antik Yunanlı tarihçi Plutark'ın kaydettiğine göre Pirus bu savaşı kazanırken ordusunun büyük bölümünü kaybettiği için onu tarihe geçirecek şu sözünü söyledi. Bir zafer daha kazanırsam tamamen biteceğim. İşte bu sözden dolayı nihai getirisi kazanma yolunda ödenen bedeli karşılanmayan zaferlere siyasi ve tarihi literatürde Pirus zaferi deniyor. Meydanda zafer gözükür ama daha geniş bir perspektiften bakıldığında bir hezimettir. Hiç beklenmediği kadar güçsüz kalan Pirus Roma'ya ateşkes ve uzlaşma teklif etti. Ama Roma bu teklifi sadece Pirus'un yarımadayı terk edip evine dönmesi şartıyla kabul edeceğini bildirdi. Pirus bu çatışmadaki mevcut tabloyu değiştirebilecek tek bir güç kalmıştı. Dönemin süper gücü Kartaca'ya destek talebinde bulundu. Ancak Yunanları daha büyük bir tehlike olarak gören Kartacalılar Romalılarla ittifakı tercih ettiler ve istediği desteği vermediler. Bütün yarımadanın lideri olmayı hayal eden Pirus daha fazla dayanamadı ve yarımadanın güneyini de Romalılara bırakarak kalan az sayıda askeriyle birlikte Epir'e geri döndü. Milattan önce 272'de Argos'ta bir sokak kavgasında bir kadının kafasına attığı taşla öldü. Bu antik çağın yenilmesi imkansız savaş gücü olarak görünen Yunan ordusu efsanesinin de sonu olmuştu. Romalılar ise 264'te son Etrus şehri Volsini ile ele geçirerek yarım adanın tek hakim haline geldiler. Roma Pirus karşısında zaferi nasıl kazandığını unutmadı. Pirus'tan birkaç on yıl sonra Roma'yı yok etmeye gelecek Kartaca karşısında da bu zaferin öğrettiklerini hatırlayacaklardı. Roma'nın inatçılık, disiplin ve azmini Kartacalılar bütün Akdeniz uygarlıkları da not etmişti. Çünkü o dönemde sivil güçler arasındaki savaşlarda taraflar arasında birkaç kılıç çatışması yaşandıktan sonra çok fazla insan ölmeden bir taraf pes ediyordu. Helenler arasındaki savaşlar da savaştan çok duello veya gösteri gibiydi. Fakat Roma böyle değildi. Roma'nın lügatında pes etmek yoktu ve Helenlerden farklı olarak Roma'da genç, yaşlı, kadın herkes askerdi ve kendini feda etmeye hazırdı. Roma artık tarih sahnesine çıkmaya hazırdı. Tarihin merkezi olan Akdeniz açıldıkça süper güçte yani Kartaca ile de karşı karşıya gelmeleri kaçınılmazdı. Tarih boyunca kralların, imparatorların, devlet adamlarının en önemli ders kaynaklarından biri olacak
Hannibal'ın öyküsü de bu karşılaşmada yaşanacaktı.